Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Özgür Kaya mide botoksunun nasıl uygulandığını söyleyerek konuyla ilgili detayları aktardı. Mide botoksu sedasyon altında endoskopik yöntemle uygulanan bir yöntemdir. Vücut kitle indeksi 25'in üstünde olan hastalara uygulanabilir bir yöntemdir. İşlem yaklaşık olarak 15 dakika kadar süren bir işlemdir. İşlemden 2 saat sonrasında hastalarımız beslenmeye başlayabiliyor. Hastane yatışı gene gerektirmeyen, ağrısızı olmayan bir işlemdir. Günlük hayata erken dönüşü sağlayan, kısa sürede uygulanabilir, etkinliği yüksek bir işlemdir. Mide botoksu sonrasında %15 ile 20 oranında bir kilo kaybının hedeflendiğini söyleyen Özgür Kaya, kişinin mide botoksu sonrasında uygulayacağı düzenli beslenme ve spor gibi etkenlerinde bu orana etki edeceğine dikkat çekti. Mide botoksuyla yaklaşık %15-20 kilo kaybı hedefimiz vardır. Bu kişilerin yaptığı spor, diyete uyumuna bağlı, bazal metabolizmasına bağlı olarak daha yüksek de olabilir, daha düşük de olabilir. Mide botoksu 6 ay etkili bir işlemdir. 6 ay sonrasında hastalarımızın bu 6 aylık beslenme sürecine adapte olmalarını istiyoruz. Bu adaptasyonu da sağlayabilirlerse eğer hem verdikleri kiloları koruyabilirler hem de kilo vermeye de devam etme şansları olur. Ayrıca mide botoksu 3 defa arka arkaya uygulanabilir bir işlemdir. 6 ay aralarla uygulanabilir tekrardan. Genel cerrahi obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Özgür Kaya ayrıca mide botoksu sonrasında tekrar kilo alınabilir mi ve bu işlemler sonrasında nelere dikkat edilmelidir gibi sorulara da cevap verdi. Mide botoksu sonrası 2 saat beslenme yapmıyoruz. 2 saat sonrasında sıvı şekilde beslenmeye başlıyoruz. Yaklaşık 3 gün kadar sıvı beslenmeye devam ediyoruz. 4. günde de özel bir beslenme periyodu var. Günde 2 öğünden oluşan. Protein ve sebzeden oluşan bir beslenme şekli. Bunu hastalarımıza liste şeklinde veriyoruz. Mutlaka bu diyet listesine uymaları ve jimnastik tarzı işte yürüyüş, yüzme, bisiklet türü sporları da uygulamalarını istiyoruz.